Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Uzun süredir kameranın karşısına geçip böyle sohbet videoları çekmiyordum. Hatta en son bazı takipçilerim, hocam işte uzun süredir sohbet ya da motivasyon videosu çekmiyorsunuz. KPSS'den sonra neler yapıyorsunuz, bizimle paylaşır mısınız gibi sorular gelmişti. Ben de ona istinaden kısa bir video çekeyim dedim. Ama biliyorsunuz ortam değiştirdim. Yani çadır kentten konteyner kente geçtim. Bu yüzden istediğim zaman kameranın karşısına geçip böyle istediğim gibi rahatça konuşamıyorum. Hatta az önce videoya başlamak için motosikletin geçmesini bekledim. Tamamen yani ses olduğu gibi videoya yansıyor. Hele ki şu an mikrofon kullandığım için eğer ses gelirse kusura bakmayın. Bu videoyu çekebilmek için geceyi bekledim. Şu an bakın saat 23:11. Ona rağmen çocuk sesi duyabilirsiniz. Çocuklar işte tali yolda, konteynerin içindeki yolda rastgele oyun oynuyorlar. Bir de benim konteyner tam da işte yolun yanında. Muhtemelen şu an sesleri duyuyorsunuz. Öyle neler yapıyorum KPSS'den sonra? Gelin sizlerle biraz sohbet edelim. Sizler neler yapıyorsunuz? Özellikle KPSS B'ye geçen arkadaşlar, hani KPSS lisansa geçip umarım tekrar KPSS çalışmak zorunda kalmazsınız ve umarım herkes emeklerinin karşılığını hem kadro hem de puan ile alır diye diliyorum. Yani gerçekten emeklerimizin karşılığını alalım. Sizler de neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben hala çalışıyorum. KPSS'den sonra benim hayatımda herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü aynı zamanda doktor öğrencisiyim. Yani hem KPSS çalışıyordum hem de ilk defa KPSS'ye bilinçli bir şekilde hazırlandım. Ve doktora tezimi yazıyorum. Öyle benim hayatımda herhangi bir şey değişmedi. Sadece taşındım. Ortam olarak hala alışamadım. Yani gürültünün içinde ders çalışabilen bir insan değilim. Sessizliği daha çok severim. Çok korkuyordum aslında. Yani konteyner kentte çalışabilecek miyim falan diye. Ama gündüz çok, yani genellikle araç seslerinden çok rahatsız oluyorum. Onun dışında bir şekilde odaklanmaya çalışıyorum. Hani ben de şu an yeni geçtiğim ortama uyum sağlamaya çalışıyorum. Hepimiz için bir uyum sağlama süresi vardır ya. Aslında o aşamadan geçiyorum. Onun dışında normal bildiğiniz gibi sadece yayınları bir süreliğine yani yayınları KPSS'den sonra genellikle İngilizce kanala aktardım. Yayınlarım devam ediyor ama İngilizce kanaldan devam ediyorum. Muhtemelen benimle çalışanlar bilir. KPSS ön lisansa hazırlananlar hala benimle çalışıyorlar. Saati göreyim uzatmamak için videoyu. Bu günden bugün ayın 12'si 13'üne geçeceğiz. Bu video muhtemelen pazar günü yayınlanır. Çünkü her pazar düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağım. Özellikle sohbet, kişisel gelişim, motivasyon videoları. İşte şu an yine sabahları Türkçe kanala geçtim yavaş yavaş. Daha çok, daha doğrusu birine ders çalış videolarını Türkçe kanaldan yürütmeyi planlamıyordum. Ama uzun süredir benimle çalışan KPSS ön lisans takipçilerimi kırmak istemedim. Yani İngilizce kanalda her ne kadar benim için çok bir şey değişmiyor. İngilizce kanalda benim sohbet kısmında, chat kısmında writing olarak yani çok gelişme, hani çok yol kat ettim öyle diyelim. Zaten ben o yüzden İngilizce kanalda yayınlarımı yapmaya başladım. Çünkü yeri geldiğinde İngilizce bir şeyler konuşup karşıdaki insanlarla hani dilime bir katkısı olsun diye düşündüm. Sağ olsun işte ön lisansa hazırlanan arkadaşlar da zaten benimle birlikte İngilizce kanalda çalışıyorlar. Ama onları kırmak istemedim. Türkçe kanalda yayınlar artabilir mi dediler. Arttırmaya çalışıyorum. Muhtemelen görüyorsunuzdur. Öyle ben dil çalışıyorum arkadaşlar KPSS'den sonra. Yani şöyle KPSS'ye girdim. Yani ben KPSS için gerçekten elimden geleni yaptım tezimi yazarken. Gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. O yüzden sınavdan çıktıktan sonra sınav nasıl geçmiş olursa olsun bakın. Demek istediğim eğer bir sınava hazırlanıyorsanız sınava girin. Sınavdan çıktıktan sonra
Artık hayatınıza bir şekilde devam edin arkadaşlar. Başka şeylerle meşgul olmaya çalışın. Kendinizi belli bir alanda geliştirmeye başlayın. Ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben İngilizce çalışabilmek için KPSS sürecinin bitmesini bekliyordum. Yani çünkü aksi halde kendimi dile çalışırken kendimi veremiyordum. Hep aklım bir yerlerde KPSS'de kalıyordu. Ama yine İşte yarım saat, bir saat bakmaya çalışıyordum. O yüzden o sürecin bitmesini bekledim. Süreç biter bitmez hemen bir şekilde başladım İngilizceye. İngilizcenin speaking ve writing kısmını çalışıyorum arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim. Neden? Çünkü ben zaten uzun yıllardır İngilizce ile uğraşıyorum. Bir hobi olarak. Aslında ilk önce bir hobi olarak, daha sonra Erasmus sınavına gitmek için. Yani bir dili öğrenmeyi, dil öğrenmeyi aslında istemişimdir. O yüzden şu an İngilizcenin speaking kısmını halletmeye çalışıyorum. Bir de listening kısmı da var. Yani dinlemelere daha çok zaman ayırıyorum. Araştırmalar yapıyorum. Poliglotlar dilleri nasıl öğreniyorlar? Bizim ülkede dilden çok bahsetmeyeceğim. Başka bir videoda İngilizceye yönelik daha ayrıntılı bir video çekerim. Ama şuna değineyim. Bizim ülkede eğitim sisteminden de kaynaklı dile çok ön yargılı yaklaşıyoruz. Hani sanki dil öğrenmek imkansız bir şeymiş gibi, özellikle İngilizceyi öğrenmek. Oysa bakın, öğrenciler şu anki bu teknolojiyle şu an zaman öyle bir yerde ki, siz sadece teknoloji, yani dil öğrenmek size işte bu tuşlarla bu bilgisayar kadar uzak. Yani sadece parmaklarınızla bilgisayarda aratıp çıktıları alıp uygulamanız gerekiyor. Yani zaten uygulama kısmında biraz sorunlar yaşıyor olabiliriz. O yüzden kendi üzerimizde çalışabiliriz. Ben kişisel gelişime önem veren bir insanım, biliyorsunuz. Hala kendim üzerinde çalışıyorum ve herkesin kendi alışkanlıkları üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bu gerek öz disiplininiz olur, özgüven. Aslında öz disiplin özgüvenle alakalı. Yani kendinize güvenmeniz gerekiyor. Kendinize inanmanız gerekiyor. Ben bunu başarabilirim. Aslında sen bunu başarabilirsin. Ama sen kendi kendini bilinçaltından, kendi içinden, o içimizdeki iç ses var ya, sen kendine ya ben dili öğrenemem, İngilizce çok zordur, ya da ben şunu yapamam dediğinde, biz kendimizi bloke etmiş oluyoruz. Yani aslında sen öğrenebilirsin ama kendine neyi inandırıyorsun, öğrenemeyeceğine dair inandırıyorsun. Bir dili öğrenemeyeceğine dair. Bunun tam aksini yapmamız gerekmiyor mu? Mesela toplumda çok görüyorum. Ben YKS, benimle çalışan YKS öğrencilerine de aynı şeyleri söylemiştim. Ne okursanız okuyun ama lütfen hani okuyacağınız bölümü mümkünse dil okuyun arkadaşlar. Okuyamazsanız bir şekilde dile zaman ayırın. Hani üniversitenin ilk yıllarından zaman ayırın. O dil bir şekilde hayatınızda kalsın. Yani sürekli dille ilgilenirseniz, dili hayatın bir parçası haline getirirseniz, ister İngilizce olsun, ister Almanca, ister Çince olsun, bence o dili öğrenebilirsiniz. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum ki bunu ben söylemiyorum. Bakın, bunu poliglotlar söylüyor. KPSS'den beri deli gibi araştırmalar yapıyorum İngilizce üzerine. İşte aynı anda birden fazla dili konuşanlar nasıl konuşuyor, nasıl öğreniyorlar, ya da hani en iyi nasıl öğrenebilirsiniz speaking kısmını. Çünkü bizim sistem işte gramer ve kelime üzerine eğitim sistemi. Zaten eğitim sistemi öyle bir yerde ki şu an sizin öğrenmenizi istemiyor. Gerçekten öyle. Bizim eğitim sistemimiz bizim dil öğrenmemizi istemiyor arkadaşlar. Aksi olsaydı şu an ülkede İngilizce dilinden korkan o kadar genç olmazdı. Mesela Türkçe kanalımda da görüyorum, çok üzülüyorum. Diyorum ki işte İngilizce kanaldan yayın açacağım. Ama yani biz kanala gelsek de hiçbir şey anlayamayız hocam diyorlar. Neden arkadaşlar? Oyun oynarken bakın, gençler, özellikle genç kız erkek fark etmiyor. Buna genç, işte 40 yaşına kadar olan erkek bireyler de dahil. Bilmiyorum kızlar da giriyor mu oyunlara. Mesela oyuna giriyorlar, bilgisayarda oyun oynuyorlar ya da telefonda İngilizce konuşuyorlar oyundakiler. Hani oyundaki İngilizceye çoğu insan hakim.
özellikle zamanını pasif şeylere harcayan insanlar. Ama söz konusu bir iki kelime konuşmaya gelince ben kendim İngilizce öğreniyorum ve ben yıllardır öğreniyorum bakın. Hani ben oturup nasıl diyeyim, İngilizce bir bina gibidir arkadaşlar. Ben bunu yeni öğrendim bu arada. Nasıl öğrendim? Yani İngilizceyi hani Türkçe olarak anlatan öğretmenlerden değil de ana dili olarak konuşan bireylerden öğrenmeye çalışırken öğrendim. İngilizce bir bina gibidir ve sizin öğrendiğiniz her sözcük, her kelime, her yapı o binanın taşları gibi düşünün. Ben meğerse yıllarca binanın taşlarını üst üste oturtmuşum. Şu an sadece hani kaba sıvasını yapmam gerekiyor speaking'te. Öyle düşünün. Çünkü yazmaya gelince artık beyninizin bilinçaltınıza kodlamış olduğunuz, öğrenmiş olduğunuz, kalıcı bir şekilde öğrenmiş olduğunuz bilgiler teker teker ortaya çıkıyor. Ben mesela bunu İngilizce yayınlarımda fark ettim. İlk zamanlarda biraz hani biraz şey diyordum ya, bunlar ne yazıyorlar? İngilizceye ana dili gibi konuşanlar. Daha sonra kendi kendime işte cümleler oluşmaya başladı. Artık Google çevirden yardım almadan karşındakine cevap yazabiliyorum, bir şeyler sorabiliyorum. Cümleler yerine oturuyor. Çünkü karşındaki de ana dili İngilizce olan birisi hani sana yazıyor ya da İngilizceyi gerçekten bizim eğitim sistemimizden daha iyi bir eğitim sisteminde öğrenen. Tamam. Ana dili İngilizce olan bir ülkede değil ama onun eğitim sistemi dili bizden daha iyi öğretiyor. Onlara işte o bireylerle iletişim kurduğunuzda yine dilinizi geliştiriyorsunuz. O yüzden ben yani bizim öğrencilerimizin, bizim gençlerimizin, arkadaşlarımızın dile karşı önyargılı olmasına çok üzülüyorum gerçekten. Bakın bu tamamen öz disiplinle alakalı. Yaşadığımız toplumla alakalı bir şey. Lütfen kendinize güvenin. Ben şu an kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu hep öyle olacak. İşte, ya muhtemelen kişilikle alakalı biraz. Yani şu an yaşım 60 da olsaydı yine ben belki Korece öğrenecektim. Belki Çince öğrenecektim. Ya da belki başka bir şey öğrenecektim. Yani sürekli bir şeyler öğrenme. Hani sürekli kendine bir şeyler katma ihtiyacı duyan insanlar olur ya, işte ben onlardan biriyim. İşte sizler neler yapıyorsunuz? Eğer lisansı bitirmiş kadroyu bekliyorsanız dile yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle düşünün, günde bir saat. Herhangi bir işte çalışıyor olsanız bile günde bir saat dile yatırım yapabilirsiniz. Biliyorum ortam çok önemli. Yaşadığınız aile ortamı, çalışma masanızın olması. Hiçbir şeye yapamazsanız bile listening, yani sadece dinleme kısmına bir saatinizi ayırabilirsiniz. Mesela ev hanımları yemek yaparken ya aynı zamanda KPSS'ye çalışıp benimle çalışan ev hanımları arkadaşlarımız da vardı. Yemek yaparken, ne bileyim çamaşır asarken, bulaşıkları dizerken, evi toparlarken İngilizce bir şeyler dinlerseniz yani o dinledikleriniz girdi oluyor. O girdileri sürekli dinlemeniz lazım. Beyin ve kulak alışsın. İlk önce bilmeden, anlamadan dinliyoruz. Hani ne dinlediğinizi siz de bilmiyorsunuz. Ama daha sonra yeni dil öğrenen bir bebek gibi dile aşina oluyorsunuz arkadaşlar. Yani ben annelerin de dinleyebileceğini düşünüyorum. İleride kendi çocuklarınıza bir katkınız olur. Mesela düşünün. Hani ilkokula giden bir çocuğunuz var ama yaşınızın kaç olduğu önemli değil. Siz hobi olarak bile o dil ile ilgilendiğiniz için o çocuğun ödevlerine yardımcı olabiliyorsunuz ve çok rahat bir şekilde anlıyorsunuz aslında o kitapta neyin ne isteniyor. Biz orta yaş kısmı olarak da bizim ülkede çok eleştirmek istemiyorum ama ya okuma kültürü olmayan bir toplumuz. Hani dili geçtim, okuma kültürü olmayan bir toplumuz. Çok az kitap okuruz. Gençler de öyle keza. Yani gençlerde durum daha da vahim. Şu an teknoloji çağında olmamız bizim zamanımızı heba etmemize neden oluyor. O yüzden lütfen zamana çok dikkat edin. Zamana yönelik özel bir video çekeceğim. Ama şöyle düşünün.
Yılda bir saat arkadaşlar. Yani yılın 365 günü günde bir saat. Sadece dile ayırırsanız bir yılda çok yol kat edersiniz. Eğer yaşınız 30 yaşının altındaysa ve gerçekten hani güzel bir gelecek umut ediyorsanız, bu ülkede kadro bekliyor ama o kadro bir şekilde gelmiyor ise, öğrendiğiniz bir yabancı dil, bu İngilizce olmak zorunda değil, Almanca olabilir, Fransızca olabilir. Şu an Çince çok revaçta mesela. Öğrendiğiniz bir yabancı dil hem Türkiye'de hem de dünyanın herhangi bir yerinde hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza bir sürü, yani bir sürü fırsatın kapılarını aralar, hatta direkt açar. Ben kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Hatta öyle meslekler var ki, mesela iç mimarlık. Ben takip ediyorum, dijital göçebe yaşam gibi. Mesela iç mimarlar sadece dil bildikleri için, İngilizce bilen iç mimarlar bilgisayardan yani evden çalışarak başka ülkelere iş yapabiliyorlar. Düşünün, uzaktan çalışmayla dil bilmek ne kadar önemli oluyor. Bazı meslekler için tamamen hayatı önem taşır ve hayatınızı çok kolaylaştırır. O mesleğe sahip olmasanız bile yine dil bilmek ikinci bir ek meslek mesela. Hayatınızı, hayat koşullarınızı daha iyi bir seviyeye çıkarmak için ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an beni izleyen, kendini geliştirmek isteyen kesim olduğunu düşünüyorum, benim gibi yani çabalayan, bu hayatta çabalayan, bir şeyler üretmek isteyen, kaç yaşında olursa olsun. O yüzden ben kaç yaşında olursak olalım dil konusunda kendimizi geliştirebileceğimize inanıyorum ve bunun örneklerini hayatımda çok gördüm. Biliyorsunuz Türkiye'de maalesef mobbing olayları çok fazla, torpil çok fazla, liyakat sıfır. Bunları çok kısa böyle törpüleyerek değiniyorum. Ve bu tür olaylardan dolayı yıllarca KPSS'ye çalışıp atandıktan sonra o mobbinge dayanamayıp İngilizce çalışan, yurt dışına yüksek lisansla giden bir sürü memurun haberini alıyorum. Yani insanlar, mesleklerini yapan insanlar bile o dili bir şekilde öğreniyor. Hani bırakın atanmayı bekleyen insan ya da ne bileyim işte ne zaman atanacağımız belli değil, öyle düşünün. Neden sadece bir fırsatımız olsun ki? Birkaç fırsatımız olsun. Ya o yüzden lütfen kendimize yatırım yapalım. Kendimiz üzerinde çalışalım. Dil çalışmak istikrar ister. Gerçekten sürekli çalışmalıyız. Yani her gün belli 5 dakika bile olsa. Şu an poliglotlar ya da dili, İngilizceyi kendi ana dili olan öğretmenler diyor ki günde 5 dakika çalışsanız bile size çok katkı sağlar. Ama her gün 5 dakika, o 5 dakikayı ayıracaksın. Bazıları diyorlar ki o 5 dakikan hani bir günde yoksa haftada 3 defa. Ama o belirli saat, belirli mekan ve belirli bir zaman. Kesinlikle ama çalışmalısın, atlamamalısın. Bir şekilde o dille ilgilenmeyi bırakmayın diyorlar. Öyle ben dile yatırım yapıyorum ve sizi, hani beni izleyen takipçilerimi, özellikle küçük yaş kesimini, küçük yaş kesiminden kastım YKS öğrencileri, YKS'ye hazırlanan öğrencileri olumlu bir şekilde etkilemeyi çok isterim. Çünkü her dil bir insan arkadaşlar ve öğrendiğiniz, sahip olduğunuz bir yabancı dil hiç beklemediğiniz bir anda size hem Türkiye'de hem de dünyada o kadar fırsatın kapılarını açar ki İnanamazsınız yani. Öyle. Çok uzatmak istemiyorum. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Bugün dil üzerinden konuştuk. Yani ben dil çalışıyorum, tezimi yazıyorum. Yaptığım başka bir şey yok. Sizler için eğer düzeni oturtabilirsem yararlı içerikler, daha yararlı içerikler çekmeye çalışacağım. Bu da bir başarı bence. Öyle yorumlar kısmına işte bu videodaki içeriklerle ilgili yapmak istediğiniz bir yorum varsa videonun yorumlar kısmına bekliyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz? Sizin herhangi bir tavsiyeniz var mı? Bana ya da işte benim takipçilerime, eğer bizimle paylaşmak isterseniz lütfen kanalın yorumlar kısmında yazmayı, bizimle paylaşmayı unutmayın.
Eğer yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen zamanınızın kıymetini bilin. Kendinizi geliştirin. Kendiniz için daha iyi bir hayatın var olabileceğini ve bunun sadece size bağlı olduğunu lütfen unutmayın. Lütfen. Böyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizden çok güzel haberler aldığım günlerin çok kısa sürede gelmesi dileğiyle başka bir videoda görüşmek üzere.